Bismillahirrahmanirrahim. Biraz bak ya. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatü vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ardı ve sahbihi ecmaîn. Şimdi abi dersimizin konusu bu Kastamonu harikasındaki sayfa 196. Ha o orası mı? Tamam güzel. Yani orayı dediler de. Tamam orayı tamam. Ben başka bir şey yapacağınız tahmin etmiyordum. Biz zaten onu bitirmek istiyorduk. Tamam işte bu sefer ben öyle deyince ders anladı ki burayı biz yapıyoruz, burayı şey yapalım tamam diye. Tamam. Şu isabetli oldu. Ha. Bitirelim o zaman, yarım kalmasın. Şimdi abi burada bu mektuptan önce bir itiraz hadisesi var. Bu bizim hani mütalaa yapıyoruz ya buraya. Hı hı. Başlamış, böyle devam ediyorsunuz. Bundan önce bir itiraz hadisesi var. Ve buna benzer. O zaman olmuş. Oradan da olacak yani. Bunu önce izah etti yani. Geçen derste de şey oldu. Şimdi burada şey olunca bizim konumuz faş etmek hatırıma gelmeyen bir sır. Buna mecbur kaldım diyor. Neden? İtirazlar çoğaldığından dolayı. Normalde söylemeyecek ama mecbur kalıyor söylemeye. O işte sırrı merak etmiştik. Ha, işte onu bugünkü dersimizin konusu bu. Hı hı. Şimdi dersin konusu abi şahs-ı manevi nedir? Böyle. Şakirtlerin şahs-ı manevisi nedir? İki. Yani ayırdı iki tane. Sonra gavsiyet, kutbiyetle beraber ferdiyetin evet. Bulunması. Beş. Çünkü ağırlıklı konu bunlar yani. Evet. Bir de şimdi burada iki tane imam var ya her tarafta bulunur diye her zaman abi. Hı hı. Baş etmek hatırıma gel. Yani bu iki imam normalde bu Risale'de de var ya abi gavsiyet, kutbiyet. Bu özellik. Bu sefer yani bunun külliyatta nasıl gözüktüğünü bir de bir iki tane başlık var yani. Tamam. O işte zaten konu o. Yani Risale'nin şahs-ı manevisi dün şöyle bitmişti. Risale'nin bir şahs-ı manevisi var. Evet. Onu bilmiyoruz. Nasıl bir şeydir? Alametini görmemiz lazım. Evet. Bu sefer şöyle yani geri gidersek bu su, H2O, enerji ya. Evet. Şahs-ı manevi bilmiyoruz. Evet. Nasıl bir şey? Herkes her kafadan bir şey söylüyor tabii. Söyler. Ben de söylerim. Şahs-ı manevi budur. Şimdi ben abi bu şahs-ı manevi iki noktadan bakacağız. Çünkü çok geniş bakmasam tek nokta dar oluyor yani. Hı hı. Tam bir şey yapmıyor da iki noktadan bakacağız yani. Bu soruyu biraz aralıyor. Ne ile? Haç Şakirt'in şahs-ı manevisi. Evet. Temsil ediyormuş. O zaman biz Haç Şakirt'in şahs-ı manevisini biraz anlarsak o cinstendir. İnsan şahs-ı manevisi. Evet. Şimdi bak alalım seni. Evet. Şimdi abi de buradan başlıyor. Sayfa 196. Hı. Faş etmek hatırıma gelmeyen bir sırrı faş etmeye mecbur oldum. Şöyle ki. Mesela hani dün akşam abi Mustafa abi derste bir şey söyledi dedi ya. Buradaki meseleler nefsül emirde neyse hakiki imana taalluk eden biz orada onu göreceğiz dedi. Çok ilginç, ilgimi çekmişti. Şimdi burada faş etmek hatırıma gelmeyen sırrı mecbur oldum. Niye yani faş etmiyor peki önceden abi? Çünkü yani imani hakikatların abi öyle bir tecelliyatı var ki aynısı zahir içinde de var. Abi. Aynısı abi. Ne demek o? Anlamadım. Mesela şöyle. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam meratibi Esma'ya mazhar olmuş ya abi. Değil mi? Esma'nın en azamet mertebesine mazhar olmuş. İşte diyelim ki Miraç'a gitmiş gelmiş değil mi? Bir sürü manevi alemleri görmüş, fuyuzata maruz kalmış. Şimdi yabancı insanlar duymuşlar ki abi böyle bir peygamber çıkmış. Demişler ki gidelim bir görelim. Gitmişler bir topluluğun içine. Böyle bir topluluk var. Birisi onlara su dağıtıyor. O da peygamberimiz ama onlar bilmiyorlar. Diyorlar ki buna bir soralım bakalım. Kimmiş bu kavmin efendisi? Peygamberimiz de su dağıtıyor onlara aleyhissalatü vesselam. Diyor ki soruyorlar bu kavmin efendisi kim? Diyor ki Seyyid-i Lukavmi Hadimühüm. Yani bu kavmin efendisi onlara hizmet eden diyor. Şimdi onlara hizmet eden biri aynı zamanda abi bak ne kadar kainatın bütün cemalini, celalini, kemalini kendisine göstermiş. Hani biz yani bizzat bu abi üstadın zahir içinde hakikatleri cem etmiş yani. Peki niye önceden söylemiyor? Yani anlaşılmaz diye yani abi. Burada neyi anlattın ben anlamadım ben burada. Yani aynı hakikati zahir içinde hakikati cem etmiş ya abi. Hiç yani bir yalpalama yok bir şey yok. Hani eski anlayışlara göre gavsiyet, kutbiyet, hani uçmak, kaçmak,
işte mesafe şey yapmak ya, insanlar öyle biliyor ya abi. Ha, yani su dağıtmaması lazım. Şurada oturması lazım. Reis böyle acayip şatafatlı bir şey olacaktı. Birisi su dağıtacaktı. Ama bu katlı su dağıtıyor. Onun peygamberlik şeylerine sığışmıyor adamlar. Ama hakikatte böyle ya. Nefsül Emir'deki hakikati abi peygambere. Şimdi bu zamanda da böyle yani. Hı-hı. Yani Üstad zahir içinde hakikatleri cem etmiş ya abi. Bakarsın böyle elif emertik diyor. Yani şimdi şahs-ı manevi, haş şakiden şahs-ı manevisi kutbiyete, gavsiyete mazhar ya abi. Şimdi gavsiyet ve kutbiyet, yani insanlar nasıl biliyor gavs ve kutupu? Uçuyor, kaçıyor. Bir himmet ediyor, tak diye veli oluyor. Şimdi birisi sana söylese ki böyle bir şey var. Sen inanır mısın? Zor tabii. İşte o yüzden söylemiyor abi. Ama mecbur oldum ki söyleyeyim diyor şimdi. Çünkü niye? İtiraz olmuş yani. Birisi diyor ki ya Risale'nin böyledir, şöyledir. İstifade vermiyor, feyiz vermiyor. Anlaşılmıyor. Şey yapmıyor, anlaşılmıyor. Bu sefer terbiye etmiyor, terak ettirmiyor. Aynen abi. O da mecbur oldum ki söyleyeceğim diyor o zaman yani. Tamam. Noktaya nazarım bu yani, niye faş etmeye, önceden faş etmiyor da sonra mecbur kaldı? Bu noktadan baktık yani. Yani mesela zahir içinde böyle bir şey gözükmüyor. Gözükmüyor evet abi. Has şakirtlere bakıyorsun, hakikaten uçup kaçmıyor yani, böyle bir şey yok yani. Anormal bir hadise gözükmüyor. Diğerde geçiyor evet, bunlar mı hani kahramanlar? Hakikaten evet. Peygamberin su dağıtmasında da peygamberlik gözükmüyor. Gözükmüyor işte, yani onu demek istedim abi. Evet. Hani demek istediğin açıklayayım böyle net olacak. Yani peygamberliğin o su dağıtması içerisinde bütün miracı dolaşan bir insan giremez. Nasıl girecek oraya şimdi? Bütün alem onu bekliyor. Yahudiler onun için gelmiş oraya. Yahudi o sonra. Şimdi öyle biri diyor ki ben peygamberim. Onlar da inanmıyor. Hani peygamberimiz miracına haber vermek istememiş ya abi. Ama Cenab-ı Hak müdahale etmiş, haber ver diye. Verdi. Çünkü o da biliyor ki inanmayacaklar yine. Benim yüzümden onlar da kafir olacak. İstememiş bu noktadan. İşte sahabelerin en büyük imtihanı miraç haberidir. Burada gizlenmesi olan şey, burada sanki biraz daha burası ifade ediyor sana abi. Neyi? 97'e layık olan sırr-ı azime. Ne yok gizlenmesi layık olan sırr-ı azime? Nedir o? Risale-i Nur'un ferdiyet makamına mazhar olması ve hastanın da şahs-ı manevisi ferit makamına mazhar olması. Bu gizlenme layık olan bir şey. Tamam işte. Yani bunu söylemek istemiyor yani önceden abi. Evet. Daha şimdi oraya, yani bunu söylemek istemiyor. Niye söylemek istemiyor? Biz bunu şey yapıyoruz abi. Mesela Risale-i Nur şahs-ı manevisi temsil eden haş şakirtin şahs-ı manevisi. Her bir şahs-ı o hasların ferdi de fert ismine mazhar. Ferdiyet çok ilginçtir ha. Evet. Ona gireceğiz. Abi ferdiyet, şimdi dersimiz gelince ona gireceğiz. Dur acele etmeyelim. Ben de notumu aldım. Çok iyi. Bu Risale'nin şahsın manevisi nedir? Onunla ilgili yerler var külliyatta. Onu, bakalım. Ona bakalım. Tamam abi, ben şimdi buradan girelim o zaman. Gel o. Risale'nin o, sen bak bakayım. Risale'nin şahsın manevisi ne demek? Okur musun o paragrafı? Fatiha'yı. Abi. Oku. Sayfa kaç? Başlayan yer bulduk da abi. Onları okuyayım ben. Böyle tamam. Sayfa kaç? Sayfayı söyleyeceksin. Sesini evet. Yükselt. Sözler 756. Hı. Okuyayım abi. Oku. Dinliyoruz. Aziz kardeşlerim, bu mübarek vatan ve milletin ve alem İslam'ın ebedi saadetini ve kurtuluşunu ve dolayısıyla yeryüzünde umumi sulh ve selameti temin edecek bir inayet ve kudrete malik olan Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinde şöyle gayet sağlam kuvvete toplanmış ve imtizaç etmiştir. Diyor. Ne imtizaç etmiştir? Şöyle gayet sağlam kuvvetler toplanmış ve imtizaç etmiştir diyor. Bir yüksek bir kuvvet ve bütün kemalatın üstadı olan hakikat-ı İslamiye. İki, şehamet-i imaniye. Şehamet-i imaniye. Yani tedavül etmemek ve bir çarelere tahakküm ve fikir etmemek. 3. Müslümanlığın insana verdiği izzet ve şeref, terakki ve teâlinin en mühim amili olan İzzet-i İslamiye. 3 tane burada madde var abi. Yani buna Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi diyor. Bu Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin sıfatları. Evet. Evet. Sayfa kaçtı sözler? 756 konferansta bu. Hmm.
Başka? Çok güzel. Bir de okur musun? Baştan okuyayım. Ha, yok yok. Üç tane sıfat. Ha, bir, yüksek bir kuvvet ve bütün kemalatı üstadı olan hakikat İslamiye. İki, şehamet-i imaniye, yani tezevül etmemek, biçarelere tahakküm ve tekebbül etmemek. Üç, Müslümanlığın insana verdiği izzet ve şeref, terakki ve tealinin en büyük amili olan izzet İslamiye. Çok güzel. Bu Risale'nin şahs-ı manevisi dediği buradaki ifadeyle beraber bu üçü. Risale'nin şahs-ı manevisi. Bu. Peki ötekiler, ötekileri oku. Bir tane daha vardı, burası biraz mümkün. Neresi? Lemalar sayfa 23. Lemalar 23. Eylül abi. He? Şimdi Risale'nin oraya şahs-ı manevisi var bir. Bir de o şahs-ı manevi temsil eden has şakitlerin şahs-ı manevisi var iki. Aynen bunun gibi buna benzer şey var. Bir nokta var burada okuyayım abi. Çok enteresan. Lemalar 23 demiştik. Âli Beyt'in şahs-ı manevisini temsil ettiği noktasındandır. Âli Beyt'in şahs-ı manevisi ise... Bir dakika abi. Âli Beyt'in şahs-ı manevisi... Âli Beyt'in şahs-ı manevisini temsil ettiği noktadandır. Âli Beyt'in şahs-ı manevisi ise Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir nevi mahiyetini gösteriyor. Çok acayip ya. Ha şimdi sır oldu işte. Hakikaten fahş edilmemesi lazım. Ne dedi ya, duydun mu? Allah Allah, bu noktada bakınca başım döndü ya. Ne dedi, duydunuz mu? Bak, Âli Beyt'in şahs-ı manevisini temsil ettiği noktasındandır. Risale-i Nur, Âli Beyt ya, Âli Beyt mesleği ve muhabbet esastır. Âli Beyt'in şahs-ı manevisi ise, bu daire onların dairesi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bir nevi mahiyetini gösteriyor. Hakikatında değil ha. Risalet tarafı mı oluyor? Evet. Bir daha bir şu var, o paragrafın altında bir yer daha var, onu okuyayım. Kaçıncı sayfa o? Aynı sayfanın alt, paragrafın alt kısmında. Şuradan alayım. İkinci nokta cihetinde Hazreti Ali radıyallahu anhu şahs-ı manevi Âli Beyt'in mümessili ve şahs-ı manevi Âli Beyt bir hakikati Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam temsil ettiği cihetle. Şimdi burada biz ayırmıştık ya, Risale-i şahs-ı manevisi bir de ikinci olarak da bu şahs-ı manevi temsil eden has şakitlerin şahs-ı manevisi. Yani o zaman buna benzer olarak da bu Âli Beyt'in şahs-ı manevisi, yani işte o İmam-ı Ali, ondan sonra gelen o şahıslar, fertler, bu şahs-ı manevinin şey oluyor, yani bu hakikati Muhammediye aleyhissalatü vesselam şey gibi oluyor. Bu Risale-i şahs-ı manevisi gibi düşünürsek, o Âli Beyt'in o fertleri, efradı da bu hakikati Muhammediye temsil eden şahs-ı manevi oluyor. Bu manada bakarsak da Risale-i şahs-ı manevisiyle hakikati Muhammediye aleyhissalatü vesselam beraber düşünebiliyoruz. Yani Hazreti Ali'ye iki çeşitle bakmak lazım değil ya abi. Yani bir Âli Beyt'in şahs-ı manevisini taşıyor. Bir de kendinde bir şahs-ı manevisi var yani. Bu kişinin. Niçin mesela Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman'da bu iki şahsiyet o derece yok? Çünkü nesil oradan geliyor yani peygamberimizin. Hazreti Hasan ve Hüseyin oradan geliyor ya abi. O zaman o ikisini taşıyor. Şimdi bunu Risale-i Nur'a bağlarsak, şimdi Risale'nin de bir şahs-ı manevisi var ya abi. O şahs-ı manevisinin o şeyini has şakitleri gösteriyor. Evladı yani gibi. Has şakitler. Mesela değil mi? Risale-i Nur denen bir hakikati evladı manevisidir. Has şakitler. Yani onlar gösteriyor yani. Oradan yani o hususiyet, o özellik var yani has şakitlerde. Herkes diyor ki nasıl Hazreti Ali diğerlerinden özellikli abi? Bu noktada. Bu noktadan yani. Yani Velâset-i Nübüvvet, Velâyet-i Kübra bu için Risale-i Nur Hasan abi. Has şakitleri Risale-i Nur'un mümessili oluyor. Yani bak, Hazreti Ali, evet. İki ayak var, bir kendi özel hayatı var, şahs-ı manevisi var, bir de temsil ettiği cemaatin şahs-ı manevisi var. Kendi temsil etmiş olduğu velayet yoludur Hazreti Ali'nin.
Onun için bu velayeti üstün. Şahsi kemalatı. Şahsi kemalatı üstün. Diğer üç halifeden üstün. Bu noktada. Ama bir risalet var. Risalet. Evet. Ve o cenah. Yani bir risalet var. Bu velayeti ayrı. Bir de risalet var. O üç halife büyük. Yani tesis-i İslamiyet'teki hisseler büyük. Bu risalete bakıyor. Bu nübüvvete bakıyor. Dolayısıyla Risale-i Nur ikisini cem etmiş. Nasıl cem etmiş? Risale-i Nur'un bir hakikati var, bir de mahiyeti var. İşte onları Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi şeyi kim temsil ediyor? Hastar temsil ediyor. Bu hastar temsil etmesi risalet canibi oluyor. Bir de kişilerin Risale-i Nur'dan istifade etmesi, asın defi belliyat olması, paratoner gibi olması, asın imam şeyin olması, yani kişilere özel feyizler vermesi de, o da nübüvvet tarafı. Yani kemalat tarafı. Evet. Evet, beşinci halife nazarı bakabilir miyiz? Bakabiliriz. Bu şey tarafı, risalet tarafı. Evet. Şimdi abi burada Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi var. O 756'da okuduğu yer. Evet. O hakikati İslamiye'yi göstermesi işte. Veraset-i nübüvvet olması işte. Çok velayet hakikatini göstermesi. Acayip bir yer burası. O zaman orada ferit makamına mazhar oluyor diyor ya şeyler. Hastanın şahs-ı manevisi çok acayip o zaman. Ferit makamı demek tabii bu makamda artık berzah yok bu feritlerde. Yani ferit makamına mazhar olanların artık bir tarikattan, bir ustattan, bir abiden ders almaya gerek yok. Direkt alacağı şeyi kaynaktan alıyor. Allah'ı Allah'tan öğreniyor. Kur'an'ı Kur'an'dan öğreniyor. Peygamberi peygamberden öğreniyor. Değil mi? Risale-i Nur'a müteveccih olduğu zaman direkt kaynağından alıyor. İşte bunu bilmediğin zaman abi tehlikeli olur. İtiraz edecek ya. O yüzden söylemek istemiyor yani. Bu işte itiraza sebep bu. Çünkü mesela ben buna bakıyorum. Buna bakmak için bakıyorum. Buna bakmıyorum. Risale-i Nur da böyledir. Ustad ne diyor diye bakmıyoruz. Ne diyor? Resulullah ne diyor diye bakıyoruz. Allah ne diyor diye bakıyoruz. 25. sözü okuyunca bir nurcu ne hatırına geliyor? Kur'an ne diyor? Hiç kimsenin hatırına geldi mi Allah aşkına? Ya ustad ne diyor ya 25. sözde bir bakalım diyor mu? Şu ayet ne diyor? Değil mi? Hiç usta hatırlamasa bile şahsı manevidir. Şimdi ustad bile yok ortada. Yani gözlükle bakmak gibi. Gözlük var elimizde. Ama gözlüğe biz bakmak için. Risale-i Nur da gözlüktür. Tamam. Başka var mı şahsı manevi hakkında? Yok abi şimdi. Bu şimdi abi. Bu Risale-i Nur'un şahsı manevisi ve şahsı maneviyi temsil eden has şakirtlerin şahsı manevisi. Ferit dedik ya. Şimdi bu 30. lamada ismi Ferdi anlatıyor ya abi. Diyor ki Vahid ve Ehad isimlerini tazammın eden bir ismi azam veya ismi azamın altı nurundan bir nuru. Vahid ve Ehad isimlerini tazammın ediyor. Yani Vahid ve Ehad. Mesela şöyle abi bir vahidiyet bir ehadiyet var ya abi. İsmi fert tecelli etse bu ikisini içine alıyor. Mesela misal rızık noktasından bakarız. Mesela Cenab-ı Hak bütün mahlukatı rızıklandırıyor mu? Rızıklandırıyor. Bu vahidiyet, vahid yani abi. Kişiye özel rızık vermesi de bu da ehadiyet. Yani ismi fert hem umumi tecelli ediyor hem hususi tecelli ediyor. Bu ikisini içine alıyor. Şimdi Risale-i Nur da abi hani demin ayırdık ya ikiye. Bu ikisini içine almış. O yüzden feride mazhar olmuş yani. İkisini alması şeydir. Kimseden ders almadan hakikati kaynağından alıp beslettiriyor kişiye. Yani hem risaleti hem velayeti cem etmiş. Cem etmiş. Mesela şöyle demiş o. Direkt Kur'an'a aleyhissalatü vesselam'a hatta Cenab-ı Hakk'a muhatabiyet makamına çıkmaktır. Buna mustakilin bizzat mutasarrıfı bizzat oluyor. Yani mesela bir veli kutup, bir evliya, bir şeyh, gafs ne yapardı?
tutardı adamı, zahirden hakikate götürürdü. Hemen hidayetine vesile oluyordu. Ferit makamına olan haslar da aynı böyle yapıyor. Tutuyor, bir ders yapıyor. Bilgileniyor. Konuşmak değil o. Arkadaşlar, bu dersi sıf okumak değil bu. Ferit makamı bu değil bu. Kaset de okur. Bu Risale-i Nur değil zaten. Bu Risale-i Nur külliyatındandır. Ne demek? Mesela Kur'an kabul edin. Kur'an değil bu. Nedir o? Musaf. Yani kütüphanemizdeki kitaba için söylüyorum. Kur'an değil, musaftır, sayfalanmış. Çünkü musaf mahluktur. Kur'an'a libas giydirilmiş. Elfaz-ı Kur'aniye. Kur'an'a giydirilmiş. Kur'an lafız değil o. Kur'an o değil. Bu dediğinizde. Mesela Kur'an bir kitaptır, manayı ifade eden yazıdır diyor. Evet. Dolayısıyla bu libas giydirilmiş. Kur'an'a libas giydirilmiş. Elfaz-ı Kur'aniye diyor. Elfaz-ı Kur'aniye. Kur'an'ın lafızları. Sesleri var, manası var vesaire. Şu, bu nasıl ki Kur'an değil, musaftır. Kur'an nedir? Kur'an, Risale'ye geleceğim de. Okuyan, musafı okuyan da ortaya çıkandır senin Kur'an'ın. Musafı okuyarak, ama Efkar Ahmedi, Örf-i Nas'ta Kur'an dendiği için ona dokunmuyoruz. O zahir, tamam. Zahir, ismi zahir böyle yani. Ta ismi zahir, Kur'an, Kur'an'dır. Fakat ismi batın lügatında Kur'an değil, o musaftır. O musafı okuyan kişi de uyanandır. Şimdi bir şey anlatacağım. Tamam. Risale-i Nur da şeyin yerine koy bakalım musaf. Bu Risale-i Nur külliyatındandır. Bu Risale-i Nur değildir. Ondandır. Yani bu Hasan'ın kitaplarının 18. defterindendir. 18. defter. Tamamından haber veriyor. Külliyatındandır. Peki kimdir? Bunu okuyan da ortaya çıkan sende Risale-i Nur'dur. İşte has talebeleri Risale-i Nur'u okurken ruhlarında giydirilen bir libas var. Ruha giydirilen iman libası diyor. İbrahim Aleyhisselam meselesinde diyor ki ruhunuza diyor iman libasını giydiriniz. O zaman nasıl ki maddi libas giyerseniz diyor yakmaz ateşten, ruhunuza giydirilen iman libasıyla de cehennem ateş yakmaz diyor. Orada diyor. Şimdi has şakirtleri ruhlarına Risale-i Nur şahsı manevisini, libasını giyiyor. O libasta tesir et diyor. Ustad diyor ki bir libasım vardı, onu da yaktınız diyor. Peki o libas Risale'nin esasları ve düsturları desek? Evet, yani düsturlarını canlı yaşayan adam. Risale'nin canlı yaşayan. Çünkü bunlar üç temel sıfatı var. O saydığınız hakikattır. Risale-i Nur has olabilmesi için, o şahs-ı manevisini temsil edebilmesi için, o talebe has olması için üç tane temel sıfattan ayrılamaz. Zerre kadar taviz olamaz. Bir, ihlas. İki, sadakat. Üç, tesanüt sırrına tam sahip. 264 Emirdağ'ında söylüyor. O zaman da sana bu vasıflara sahip olanlar daha ustad zamanla başlayan bu Mehdiye Ceyran iman hizmetinden hissedar oluyor değil mi? Hissedar oluyor ve onun üzerinde ceyran ediyor. Şöyle diyeyim. Ben seni yeni geldin, sana bir şey anlatacağım. Allah da sana hidayet verecek. Dikkat et şimdi. Sana solcusun veya namazsızsın, gafilsin. Geldin dershaneye. Sana Allah hidayet verecek ama benim üzerimden yapıyor. Direkt yapmıyor. Dolayısıyla benim üzerimden aktarıyor. Sana aktarılan zaten bende de kalıyor otomatik. Yani benim üzerimden sana hidayet veriyor. Açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam mı? Okuyorum. Sen de Allah Allah. Allah sana hidayet veriyor ama benim yolumla. O zaman beni kullanıyorsa Cenab-ı Hak bu manaya bir vasıta özelliği vermiş. Ha, bu has şakirtlerinin ihlas, sadaka, tesanüt. Tesanüt birbirine temas etmek değil.
senetleşmektir tesanüt. Akitleşmek. Yani laikaları esas yapıp yaşayandır. Laikaları esas yapanlara şu anda Müslüman dünyasında değil, nurcuların dünyasında şöyle deniliyor. Radikal nurcular. Burada Suat abi. Radikalini yesinler seni. Radikal nurcularmış. Evet. Peki o zaman şimdi has şakitlerin şahsı manevi dedi. Muhalifi has olmayanın şahsı manevisi var mı? Kendi zatına kalıyor. Risale-i şahsı manevisini temsil edemiyor. Edemiyor değil mi? Yok. Mesela misal... Ama bak burada ne dedi? Risale-i Nur'un şahsı manevisi ve bu Risale-i şahsı manevisini temsil eden hastanın şahsı manevisi. Haslar temsil ediyor. Bir senin bir maneviyatın var, bir yapın var, sistemin var. Bir de temsil ettiğin senin bir şeyin var. Libasın var mı senin? Onun için buna da deniliyor ki senin kim olduğun önemli değil şahsı manevide. Kimin yanındasın, kime karşısın, ne yapıyorsun? Abi bir şey söyleyebilir miyim? Bir kuvvetli mıknatısı düşünün. Mıknatısa demiri yasladığınız zaman, demiri mıknatısa yasladığınız zaman öbür ucundan bir başka demiri de o demiri yaklaştırdığınız zaman bu demir mıknatıs özelliğini taşıyor. Bu demiri çekiyor. Evet. Yani çok güzel. Kuvvetli bir şekilde. Güzel bir şey dedi. Yani demir demiri çekmez. Ama demirin üzerinden mıknatisiyet geçerse o demir de demiri çeker. Güzel bir misal verdi. Çok harika. Aferin lan. İşte Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini temsil eden has şakirtlerin şahs-ı manevisi ferit makamındadır. Ama hepsi de ferdiyete mazardır. Ferit mazhar desek bütünlük içinde. O şey, peki bu çok önemli ama kim onlar? Ferit makamına mazar. Bir, ihlas. Üç, sadakat. Dört, tesanüt denilen, yani tam sadık olacak buna. Tesanüt şu, senetleşmek. Yani hareket birliği yapmak. Yani nereye göre akitleşeceğiz? Senet, protokol diyoruz. Laikaları esas yapan ve ona göre davranan da tesanüt sırrı var. O zaman o şahs-ı manevinin libası var onda. Şöyle diyor şuralara tesanüt ilgili. Haz-ı nefsini bırakıp tesanüdü muhafaza eden bir kardeşimiz bir velden ziyade hisse alıyor diyor. Evet. Ama şeyi kaçırırsan tesanütte senetleşme olduğunu, senet kök harfi laikalarda, mesela seninle anlaşacağız, bir iş yapacağız. Fabrika kurduk. Protokolümüz gerekmiyor mu? Bu da esas düsturlar yani. Kaymamak yani. Evet. Yani bu laikayı alacağız. Şahs-ı manevisini temsil eden has şakirtlerin şahs-ı manevisi ferit. Yani risalet ve velayeti cem etmiş. Evet. İkisini cem. Ama has olmayan şakirt velayeti var, risaleti yok. Risaleti yok. Evet. Tesir etmiyor o zaman. Yani lime tekunan ama la tefan. Yapmadığı bir şey söylüyor, tesir etmiyor. Risalet cenahı yok. Velayet cenahı var. Yani Risale'ni okuyarak şahs-ı kemale doğru istifade ediyor. Ediyor. Ve uçabiliyor. Risale-i Nur okuyor, okuyor. Acayip okuyor. Acayip de ders yapıyor. Vesaire. Velayet var. Ama risalet cenahı yok. Niye? Kafasına göre yaşıyor. Kafasına göre hizmet yapıyor. Dusturlara uymuyor. Tevil ediliyor. Bunu işte abi biz o başta okuduk. Üstad Hazreti Ali'yi izah ederken bu iki mantığı kullandı yani. Evet. Yani risalet ve velayet şahsiyetini ayırarak baktı. Kesinlikle o aynı kanun bunda. Yani karışmasını bundan dolayı olduğunu söyledi yani. Şimdi bu mesele de böyle bakmazsan ikiye ayırıp o zaman karışır mesele. Karışır. Yani herkesi dahil edermiş. Şeyde de öyle. Hep deriz. Hukuk. Ya bir şahsi hukuk var, bir umum hukuk var. Bunu karıştıran adam Risale-i Nur'da kime dost, kime düşman olacağını da bilemez. Konuşup konuşmayacağını da bilemez. Şahsi hukuk var, umumi hukuk var. Mesela şahsi hukukta susman lazım. Umumi hukukta konuşman lazım. Konuşman gerektiği yerde susman, susman gerektiği yerde konuşmak suçtur. Mesela birisi düşünün ki konuşma makamında susuyor. Neyse bu, susma makamında olan bir insanın konuşması da fitnesi böyledir. Diyelim ki Risale'ne hücum ediyorlar. Mesela ben şimdi bu makamda 50 yaşmışım ve 17 yaşından beri bu şeyin içindeyim ve efkar amede bir libasım var. Yani Risale-i Nur'a
bunlar hizmet ediyor, bu Risale'ne uyuyor, bu Risale'ne sadıktır, layıkalar esas alıyor. Böyle bir şey var, nazar var. Risale-i Nur'a hücum edildiği halde ben susarsam suç değil midir? Ne zaman konuşacağım ben o zaman? Abi deme. La kardeşim, sen dememe makamındasın. Ben senden olsam diyor. La sen ol ki ben olacaktın. Allah seni niye yarattı? İşte haş şakirtlerde var bu yani. Haş şakirtler diyor ancak cevap verecek. Evet. Çünkü oradakileri taşıyanlar yani. Tabi ya, Risale-i Nur'a hücum ediliyor. Bir de tahrif ediliyor. Tarumar ediliyor. Daire içinde ha. Bir de bunları seriştirmek, ortaya çıkarmak. Fitne yapıyorsun abi diyor. İçerideki ya. Adam Risale-i Nur'u sadeleştirme altında perişan ediyor. Ve buna karşı çıkanları bağnazlıkla, geçimsizlikle ve arka taraftan başka şey takip ettiğiyle itham ediyor. Buna ses yapmıyor bir nurcu. Buna cevap verene dil uzatıyor. O şahsı maneviden düşer mi? Düşer. Düşer değil mi? Tabii canım. Otomatik düşer, kendi velayetiyle kalır. Peki ona, o açıklamalarına taraftar olanlar? Aynen. Çünkü bak şimdi söyle diyeyim. Ben şimdi noterden seni vekil ettim. Vekil asıl gibi değil mi? Asıl gibi yani. Ha. Küfre rıza küfürdür. Zulme rıza zulümdür. Hakka rıza haktır. Bak şimdi şu tekerleme yapayım. Dostunun dostu. Dost kaldıkça nedir? Dosttur. Düşmanımın düşmanı. Düşman kaldıkça bak düşmanımın dostu. Dost kaldıkça o bu da düşmandır. Dostumun düşmanı, dostumun düşmanı, düşman kaldıkça nedir? Düşman. Düşmandır. Peki aynı şeyi yapıyorum. Mukaddesatına iyi dinleyin. Mukaddesatına, kutsiyetine, vefasızlık yapana, vefasızlık yapmak, mukaddesatına vefa yapmaktır. Mukaddesatına vefa yapana, vefa yapmak, mukaddesata vefa yapmaktır. Yani şöyle diyeyim. Risale-i Nur'a hücum edenlere, hücum etmek Risale-i Nur'a dostluktur. Risale-i Nur'u ortadan kaldırma projesini sadeleştirme altına, icraata koyanlara taraftar olan da aynı Risale-i Nur'u sadeleştirme, yok etme planının bir parçasıdır. Hiç bunun şeysi yoktur lan bicim. Bilmesi heyeti meyeti yok o zaman. Yani. Neyti kardeşim? Sadeleştirme ile tercümeyi bilmiyor. Bu kadar Risale-i Nur'dan çömez bir adamsın. Diyor ki Bulgarca'ya diyor, Japonca'ya diyor, tercüme ediliyor diyor. Biz bunun baş üstüne koyuyoruz, Türkiye'yi dolaştırıyoruz bu arkadaşlar. Kardeş, sen tercüme ile sadeleştirmeyi bilmiyorsun. Yani bu sarsılmasın diye nasıl düşün? Tercüme demek şu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Bu tercümedir. Bu caiz. Darul Arp'te bunlar şey yapılmış, mektubatta anladım. Ha, şimdi sadeleştirin. Bunu sadeleştir bakalım. 18 bin alemden bir tanesini. Kertenkele alemlerini yaratan Allah'a hamdolsun. 18 binden teke sadeleştirdin. Doğru söyledin ama ihanet ettin. 17 bin küsur alemi yok ettin. Şimdi elhamdülillah Rabbil Alemin yerine kertenkeleleri yaratan, bu kertenkele alemlerini yaratan Allah'a hamdolsun demek nerede? 18 bin alemin Rabbine hamdolsun demek nerede? Sadeleştirmek demek 18 binden teke indirmek. Sade. Teke indirmek. Bunun adı sade. Bu cinayettir. Ötekisi tercümedir. O caiz. Bu cinayet. Bunu ayırt edemeyecek kadar değil. Ayırt ediyor. Biliyor. Bunların dizginini tutanlar, hocaları da biliyor. Hocaları da çıkıp da bu bizim kapımızda olan bir bekçidir. Bunun şeyi yanlıştır. Onaylamıyoruz demediler. Hocaları, abileri, buna ders veren akıl hocaları demedi. Çıkıp da bizi şey yapmıyor, temsil etmiyor. Bu yanlıştır, sus, otur demesi gerekmez miydi? Demiyor. Demek ki sükût ikrardandır. Onlar da böyle düşünüyor. Risale'nin şans-ı manisini temsil etmek,
Öyle uyduruk muydurukla olmaz. Öyle papağan gibi bir şeyleri konuşmakla olmaz. İhlas, sadakat, tesanüt. Dendiği gibi yapacaksın. Risale-i Nur'un dusturlarına sadık olacaksın. Risale-i olmaz dedi mi? Olmayacak. Olsun diyeceksen olacaksın. Hem Risale-i Nur adına yapıyor içeride. Evet, Risale ne yapar? Risale-i Nur şahs-ı manevisinden düşer. Abi şahs-ı maneviden ziyade kat-i sılay-ı rahim yapıyor. 7 büyük binanın içine giriyor. Keşke şahs-ı maneviden düşse. Nasıl oluyor? Kat-i sılay-ı rahim olunca kullah, kuresullah, kurasfiyar, asyanın dediği gibi yapmıyor abi. Hangi şahs-ı manevi? Evet. Devam edelim. Hasları olabilmesi, hasta misal verdim. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi içinde cehran eder. Kendi kafana göre yaparsan bunu, bir de itham ediyor ha. Arkadan diyor, bunların diyor başka planları var diyor. Ulan ne planımız var? Abi çok özür dilerim, bir şey söyleyeceğim. Ahmaka cevap, ahmaka en güzel cevap sükuttur. Fakat ferdi hukukla alakalı olursa herhalde. Ama umumi hukukla alakalı olursa, mesela sizin şahsınıza yönelik bir hakaret yapmış olsalardı, siz belki de susacaktınız. Susmam lazım. Evet, fakat Risale-i Nur'a hakaret yapılıyor. Suçlama yapılıyor, yanlışlıklar yapılıyor. Onda susamaz. Evet, susamazsınız. Mesela benim fitne olabilirdi. Mesela benim bana hakaret etse. Tamam mı? Ki yapıyorlar. Cevap vermiyor. Ama ben arkadaşlar bir libas var. Madem ben Nurcu biliniyorum, dershanede vakıf biliniyorum, değil mi? Öyle biliniyorum. Bu adam Risale-i Nur'da ne diyorsa gösteriyor. Eğer ben bir tane söylediğimi delilim yoksa ben onu hepiniz şahit olsun. Bana eğer onu, bak hakkımı da helal etmem. Abi şurada külliyata zıt söyledim, ben kaldırırım arkadaş. Ama ben, sen getirmedi beni buraya. Ne de ben geldim. Madem bu hizmet Allah istihdam etmiş, ben bunu söyleme makamındayım. Ben külliyatta, Risale-i Nur'da sadakata zıt olduğunu, sadeleştiri olamayacağını külliyat böyle söylüyor. Ve Badıllah abi, Allah rahmet etsin, isim vererek zikretti. Görüştük biz. Ne dedi biliyor musun? Abi dedi, ben isim kullanmadan itiraz ettim. Yanlış kardeşim dedi. O sen kendi hukukunda yaparsın dedi. Bana dedi ha. O kendi hukukunda yaparsın. O fedakarlığı. Risale-i Nur'a ne zaman müdafaa edeceksin diyor. Senin o sözünle kim olduğu kim anlayacak diyor. Çünkü Risale-i Nur'a direkt hücum ediliyor dedi. Direkt söylemen lazım. Tabii onun için bir daha söyle. Risale-i Nur otomatik olarak şahsıma, haslardan düşüyor. Değil mi? Şimdi Risale'nin has şakitlerin şahs-ı manevisi ferit makamına mazhar oldukları için değil hususi bir memleketin kutbu. Belki ekseriyeti mutlaka ile Hicaz'da bulunan Kutbu Azam'ın tasarrufundan hariç olduğunu ve onun hükmü altına girmeye mecbur değil, her zamanda bulunan iki imam gibi onu tanımaya mecbur olmuyor. Hmm. Risale-i Nur bu ferit makamına mazhar olduğu için abi bir itiraz gelse, bunu niye yazdı, bunu söyle, bir tane itiraz hadiseleri çoğalmış diye o zaman abi. Olduğundan dolayı o da söyledi. Bu sefer dedi ki Risale-i Nur Haş şakirtlerinin o şahs-ı manevi ferit isminden mazhar olduğu için o zaman dedi hususi bir memleketin kutbu değil, ekseriyeti mutlakıyla Hicaz'da bulunan Kutbu Azam'ın tasarrufundan hariçtir diyor. Bak ondan önceki mektuplarda Risale-i Nur'a İstanbul canibinden Seyyid Abdülhakim arbası var ya, usta zikretmiyor da ben bedevi olduğum için cahilime vererek Abdülhakim arbası. Ve şu anda TGRT'ciler, usta da onun için hücum ediyor. Bunlar da bundan cesaret alarak, haşa birinci şu ayı usta kendi nefsine uygun tevil ve tefsir ettiğini, gıybetini yapmış. Ve onun gibi birkaç kişi de var. Usta cevap vermiş. Sonra buna ait eski fetva emini Ali Rıza Efendi vesaire cevap vermiş. Sonraki mektupta bunu işte ele alıyor. Mecbur oldu. Risale-i Nur'un böyle bir makamı oldu. Şimdi abi Cenab-ı Hak çok acayip.
ve Abdullah Hakim Arvasi Mustafa Kemal'e zıt bir beyanatı yok. Ustada beyanatı var. Düşünün. Kemalizme karşı, Mustafa Kemal'e karşı bir beyanatı yok. Din tahripçisi, dini ortadan kaldırıyor. Hilafeti kaldırmış, ses yok. Beyanatı yok. Ona karşı duran cemaata, Müceddit, Mehdi, neyse sen demeyebilirsin. Ona karşı duran tek bir şahsiyet var. Mehmet Akif ve Osmanlı son Şohil İslam'ı, Mustafa Sabri Efendi, Mısır'a kaçmak zorunda kaldılar. Ve cephede iki kişi var. Mustafa Kemal ve Bediüzzaman. Kemalizm, nurculuk. Adam çıkmış burada, şeyh veya seyit bu. Nerede olması lazım? Duruşu. Buna taraftar olmasan bile buraya doğru bağırman lazım. Kemalizme karşı. Kemalizmin aleyhinde beyanatı yok. Hücumu yok. Ne yapıyorsunuz dediği yok. Buna diyor ki sen diyor ayetleri kendine göre tefsir ediyorsun diyor. Kur'an'ı tefsir etme zamanı değil diyor. İlmihal söyleyeceksin diyor. İlmihal. Peki İlmihal için ne çıktı zaten? Kemalizm tarikat Osmanlı İmparatorluğu geneli tarikattı. Tarikatın içine çıktı. Eğer tarikat çare olsaydı Kemalizm çıkamazdı. Kemalizm tarikatın en güçlü olduğu dönemde çıktı. Şimdi Kemalizme karşı tarikat çare gösteriyorsun. Kardeşim çare olsaydı zaten çıkamazdı o. Anladınız bunu? Osmanlı padişahlarına kadar çoğusu tarikatçı. Halk ya %90 tarikat. Oradan çıkabilmiş. Demek ki çare değil bu. Şimdi o genelde en güçlü olduğu dönemle devlet de tarikatçıyken yani tasavvufçıyken çare olamadı. Sen şimdi tarikatını gösteriyorsun. Risale-i Nur böyle bir dönem. Niye ben saadet harici görüyorum böyle? Arkadaşlar bazı şeyleri bilmemiz lazım. Ben orada ustad öyle onun şahsiyetine o yakışır. Ben isim zikrediyorum ki bilin ayağınızı atarken kimle ne konuşacağınızı bilin. O Kemalizmi aleyhinde bir beyanatı yok. Karşı veriş yok. Karşı duruş yok. Buna karşı duruyor. O zaman sen kimsin? Kime adına çalışıyorsun? Ona şey diyor da usta. Bunat diyor. Gayrimüteşhirde bunat diyor. Risale'de yok. Bu bana ait. Çünkü bunat demek kime nasıl duracağını bilmiyor. Kemalizmi bırakıp da ustada hücum eden bunak olmayıp da ne olacak? Üstad Hazretleri gıybet ayetinin o Ebced ve Cibril tahrini yaparken onun kendisi hakkında söylediği tam tarihe denk geldiğini söylüyor. Evet ya. Yani mesela 1324 tarihindeki o dehşetli gıybet diyor. Ya. Yani kendisi hakkında tam ayetin külliyatı bu asırda ona vurmuş yani. Acayip bir şey ya. Mesela Kutup. Arabistan'da Hicaz'da bulunan Kutup. Kambur. Kime dua ediyor? Kefere dua ediyor. Ve benim diyor bedduamı geri veriyordu. Ve adam da muvaffak oldu kefere. Kambur'un duası ile. Kutbun duası ha. Demek ki ilim yetmiyor. Adam Kutup keferi tanımıyor ve kefere dua ediyor. Bediüzzaman Hazretleri kefere yaptığı bedduayı geri veriyor. Adam da muvaffak oluyor. Ne zaman uyanıyor? Fişi çekiyor. Ama Badel Harab-ı Basra. Hatırada diyor ki odada, keşifte Kambur ben sana dememiş miydim? Ondan sonra kefere 1938'de geberiyor. Peki ustad oradan oraya çık. Onlar için melekütte şey yok ya. Ben sana dememiş miydim diyor. Dua etme ona. Şimdi şeyde hutbelerde de yapılıyor dua. Acayip bir şey ya. Ediliyor adam. Devam ediyor ya. Allah bir de dua ediyor. Ya Rabbi Deccal'ın şerrini bize gösterme. Ona Deccal'ı yaşıyor. Adam görmüyor Deccal'ı şimdi. Duası kabul oluyor. Deccal'ı görmüyor. Ama yaşıyor. Evet. Şimdi abi. Risale'de bu olduğundan dolayı. Böyle bu ferdiyet makamının mazhar olduğundan dolayı. Böyle itiraz gelse. Hatta Mekke'deki kutbu adamdan dahi gelse. Abi. Risale'nin onun tasarrufuna girmediği için. Onu tanımaya da mecbur olmuyor diyor. Yani onun şeyini amel etmeye mecbur. Çünkü hakikati biliyor ya. Şimdi abi bunun şeyi bu. Mesela bizim devlet mesela mahallenin idaresini muhtara bırakmış. İşte ilçenin kaymakama bırakmış.
ili valiye bırakmış ya abi. Cenab-ı Hak da kainattaki maddi ve manevi tasarrufatı iki tane imama bırakmış. Biri kutup, biri gavs. Yani nasıl muhtar mahallesini idare ediyor ya abi. O kambur dediniz ya. O sorumlu yani. O makama gelmiş ama böyle her şeyi biliyor değil. Cenab-ı Hak ona bırakmış. Öyle bir şeye gelmiş. Maneviyatta böyle her zamanda bulunan iki imam diyor. Yani her zamanda böyle iki tane imam var. Maddi ve manevi idare eden sorumlu yani. Evet. İşte Risale-i Nur, Ferit makamına mazhar olduğundan dolayı bu ikisini cem etmiş abi. Hani dedik ya, Fert neydi? O ismi Fert'te okuduk. Vahidi ve Ehadi içine alıyor. Yani vahidiyet ve ehadiyet. Hem umumi hem hususi tecelli içine alıyor. Yani başta söyleyeyim, Risalet ve Velayet'i cem etmiş. O yüzden onu dinleme talebelerine diyor yani. Mecbur değiliz diyor yani. Evet. Doğru. Ben eskiden, burada sormak istediğim bir şey varsa sorabilirsiniz. Yani, tamam et. Ben eskiden Risale-i Nur'un şahsı manevisini o imamlardan birisi zannediyordum. Risale'nin şahsı manevisini abi. O iki imamdan. Yani ya Gavs zannediyordum ya Kutup zannediyordum. Şimdi anlıyorum ki Gavs-ı Azam'da kutbiyet ve gavsiyetle beraber ferdiyet dahi bulunduğundan ahir zamanda şakitlerinin bağlandığı Risale-i Nur o ferdiyet makamının mazharıdır. Hani başta demişti faş etmek hatırıma gelmeyen sır bu abi. Şimdi ne oldu? Faş oldu. Yani Risale-i has şakitlerinin şahs manevisi Ferit ismine mazhar olduğu için gavsiyeti ve kutbiyeti cem etmiş. O yüzden evliyaları bilmem işte şeylerin hükmü altına girmeye mecbur değil. Evet. Risale'de esas olan başta söyledik. İhlas, tesanüt, bir de sadakat düsturları var. Bunlara muhalif hareket edince başka birisi onun o yanlışını izale edilebilir yani. Kutbiyeti nasıl anlayacağız böyle? Kutbiyetten ne anlıyorsun? Şimdi bunların ben lügat manasını attım. Gavs, lügatta abi, gavs yardıma geliyor. Mesafe ve zaman noktası tanımıyor gavs abi. Mesela gavs-ı azam 800 yıllık bir mesafeden gelmiş, yardıma geliyor yani. Evet. Zaman ve mekan dışında hareket eder. Mesela Risale'de gavs geçen yerlere baktığımız zaman hep gavs-ı azamın o kerametlerini anlatıyor abi. Gavs kelimelerine baktığımız zaman. Yani genelde lügatta zaman ve mesafe tanımıyor. Kutup'ta abi, buna mesela bir tane okuyayım ben, bu mektubattan. Kısa olsun. Evet, 358 abi. Mektubat. Risale'nin... 358. Risale'nin kutbiyet özelliği nasıl gözükür? Mesela buna bir misal. Mesela Burdurlu Hasan Efendi var abi. Üstad Burdur'a bir talebesi giderken demiş ki şu 32. sözü demiş oraya gittiğin zaman Burdurlu Hasan Efendi'ye ver. Ben şimdi gerisini okuyorum buradan sonra. Şayet Burdur'a gidersen Hasan Efendi'ye ver. 5-6 gün bu sözü mütalaa etsin. O adam gitmiş doğrudan doğruya Hasan Efendi'ye vermiş. Hasan Efendi'nin eceli 30-40 gün kalmıştı. Gayet susamış bir adamın Ab-ı Kevser gibi tatlı suya rast gelirken yapışması gibi öyle de 32. söze yapışmış mütemadiyen, mütalaa yapa yapa, tefeyyüz ede ede, hususan 3. mevkifindeki Muhabbetullah bahsinde tamamıyla derdine deva bulmuş ve bir kutbu adamdan beklediği feyzi 32. sözün Muhabbetullah bahsinde bulmuş. Buradaki şey ne? Risale'nin kutbiyet özelliği nasıl gözüktü? Mütalaa yapa yapa, tefeyyüz ede ede. Evet, bir kutuptan beklediği neticeyi aldı. Almış. Yani Risale'nin kutup özelliği de neymiş burada? İki tane saydı. Mütalaa yapmak, tefeyyüz etmek. Öylelikle o sıfat inkişaf ediyor sana. Ama örfte bilinen kutup ne? Hani keramet gösteren, uçan, kaçan, şey yapan. Yani o manada biliniyor. İnsanların nazarında yani. Ama Risale'nin kutbiyet özelliği mütalada bir de tefeyyüzde gözüküyor abi. Peki gavs özelliği ne zaman gözüküyor? Bu da Kastamonu 18 abi. Özellikle sekerat vaktinde bir mürşit gibi sıkışan talebesinin gelir diyor. İmdadına. İmdadına gelir diyor. Gavs. Gavs özelliği de özellikle sekeratta gözüküyor yani. Risale'de. Sekeratta.
Ragıp abinin kesme şeker şeyi çok güzeldi örneği, onu ben şimdi dinledim. Ragıp abi? Bizim Ragıp Hoca var da, onun bir misali vardı ama bu gavsiyetli, kutbiyetli öyle. Yani Risale-i Nur'un gavsiyet özelliği, sekeratta kutup özelliği de Risale-i Baktın 3-4 tane vardı, bir tanesini söyledik yani. Mütala ve tefeyyüzde gösteriyor. Tefeyyüzde gösteriyor. Çünkü kutup feyiz veriyor ya abi, eskiden hani bir tane burada şeyh var, kutup. Müritleri burada, onların aklına, kalbine, ruhuna feyiz veriyor ya abi. Risale'de bu mütalada ve tefeyyüzde gözüküyor yani. Ben, sen bir şey diyeceksin. Bir şey cihette var şimdi. Risale-i Nur, taklid imanı tahkiki yapması, evet, dalaletten kurtarması, yani akaidini güçlendirmesi. Güçlendirmesi. Güzel. Şüphelerini izah etmesi zaten işte bu gafsiyet ve kutbiyetin şey özellikleri. Ben gafsiyet ve kutbiyeti çalıştım. Gafsiyet ve kurbiyet ve ikisinin cemi olan ferdiyet daha önce çalıştım. Birer cümleyle ifade edeceğim. Belki de her birisine gafsiyete belki bir ay verdim. Kutbiyete en az bir ay verdim. En az. Daha önce de çalışmıştık seninle. Ders yapmıştık. Bir cümleyle söyleyeceğim. İşte daha önce çalışmanın veya bu işte alakalı insanlarla beraber olmanın karı. Aylarca çalışacaksın. Size tek bir cümle söyleyeceğim. Kutbiyeti söylüyorum. O çalışmaların öz cümlesi. Noktayı istinat, noktayı istinatta seviye almak. Noktayı istinat. Gafsiyet ise noktayı istimdat tarafını inkişaf ettirmek. Uygulayalım. Bir daha söyleyeyim. Kutbiyet, nokta istinat. Bak, yaslanmak. Düşmüyorum. Bak, görüyor musunuz koltukta? Nokta istinat, Allah'a iman. Marifeti artması. Marifetullah'ta terakki ile olur. Nokta istimdat, imanı bil ahirete. Nokta istimdat, yani bedahet ve zaruret derecesine gelen bir iman ve yakin ile bulunan kişi. Bunu abi 466'da söylüyor bu nokta istinadı. Mektubat. Bir cümle okuyayım abi. Oku. Risale-i Nur'un tahkiki imanı taşıyan halis ve sadık şakirtleri bulundukları kasaba, kariye ve şehirlerde hizmeti imani itibariyle adeta birer gizli kutup gibi müminlerin manevi birer noktaya istinadı. Evet, bu. Yani topladım ya, çalıştım ben size özel. Kutbiyet, yani bir nurcuda kutbiyet özelliği nedir? Noktayı istinat oluşu. Gafsiyet yönü, sekirat anı ya, ondan içine giriyor. Noktayı istimdat, yani ona öyle bir izan ve yakin inkişaf etmiş ki o has talebede, gidiyor o sekeratta veya yaşarken ahirete meselesi olan, sorunu olana bir ders yapıyor, bir sohbet yapıyor. Ahiret meselesi, Allah Allah, bedahet ve zarurete geliyor. İnayet, iltifat o zamanlarda da gözüküyor. Tabii yani. Mesela diyelim ki sekerattadır, kanserdir, ne bileyim bir gençtir. Hocam diyor, mesela ben bir tane rastladım, size söyleyeyim. Romanyalı. FAG'de çalışıyor. FAG, Schweinfurt, yeri söylüyorum, hepsini söylüyorum. FAG, Bilya fabrikasında çalışıyor. Roman, babasını Romanya, başkenti neresiydi? Bükreş miydi? Orada kafasına buna karşı, Çavuşesku mu ne, buna karşı direniyormuş. İbret alem olsun diye mahallede onu yakalıyorlar, lidermiş. Bu çocukmuş yani, babasına, daha çocukmuş. Herkesin göz önünde, herkes evden çıkarıyorlar, lideri yakalıyorlar, tepesinden kurşun sıkıyorlar. Oturtuyorlar yere, bu çocuğa, bu adama yani öldürüyorlar. Bu çocuğu intikam yaşıyor artık, oğlu. Çocuk yani. Ne dedin? Bir şey belki diyeceksin diye. Sonra, bak bu adam, bunu Çantaç abiye de anlatmıştım. O da yer yer derste kullanıyor. İntikam almaya da çalışıyor ama mühendis vesaire. Fakat intikam. Sonra bir Türk onun vardiya arkadaşı oluyor. Allah'a ve ahireti anlatıyor. Ahireti şapınca adam feleğe gidiyor.
İşte çok orijinal fikir oradan çıkıyor. O piyasada dolaşıyor ya. Ahiret inancı, ahiretin varlığı orijinal bir fikir diyen bu adamdır. Allah Allah. Evet. Orijinal fikir bu diyor. Bu hoca peki delilin var mı diyor. Allah'ı anlatıyor. Hiç ilgiyi çekmiyor adamın. Bir derece oyalanmış ya Tanrı mandır falan. Ama ahiret inancı çok ilgisini çekiyor. Çünkü haşi cismani yoktur Hristiyanlıkta. Haşir ruhani var. Cismani haşir yok. Anlatıyor, acayibine gidiyor. Bunlar vardiyası bitiyor, adam işe gitmiyor. Sana bunları anlatan ve bunları ben daha külli, yani külli değil mi? Daha iyi, daha mantıklı. Daha beni ikna edecek kimsen var mı, kitabın var mı? Var dedi. Bana hemen telefon etti. Abi böyle birisi geliyor dedi. Getir. Gece yarısı vardiyatın çıkmışlar. 12. Geldiler yarım. Oturdu. Dedi ki ha sordum. Niçin ahiretin ispatını istiyorsunuz? Merak ettim yani. Bu kadar niçin istiyorsun? Bana hep Allah var mı diye soruyorlar. Yani Allah niçin? Hem de istiyor biliyor musun? Reddetmiyor. Ben onu reddedip de ispata çalışmıyorum adama. Adam diyor ki ben buna inanmak istiyorum. Lütfen beni inandırınız diyor. Merak ettim ya bu kadar niye istedim? Meğer intikamla yanıyor. Eğer diyor o dediğiniz gibi diyor bu orijinal fikir ahiret varsa hesap verilecekse ben intikam almama gerek yok. Babam orada intikam alacak dedi o zaman. Onun için ben çok ihtiyaç duyuyorum bunun ispat edilmesini. Ve bu çocuk Müslüman oldu. Bu çocuk Müslüman oldu. Müslüman adına buldu. Evet. Bu çocuk Müslüman oldu. İnanın Müslüman oldu. Acayip oldu. Ha şimdi gafsiyet bu işte. Ona o anda gafs oldun. O anda. Yani imanını tehlikeden kurtardın. Ahiret inancı. Ha kutbiyet nokta istinattır. Gafsiyet nokta istimdattır. Ferdet cemu cemdir. İkisini cem edendir. Peki bir tanesi ihlas, bir tanesi sadakat. Dikkat edin. Üçü de aynı. 264'tü Emirdağ'da. İhlas, sadakat, tesanüt sırrına tam say. Gafs, kutbiyet, ferdiyet. Üçü de bak üçü aynı. Şimdi kutbiyet ne yapıyor? Kutbiyet ne yapar? Nokta istinat olursun kişiye. İmanının kurtulmasını Allah'a anlatırsın. Allah'a anlattın. Allah Allah, Allah varmış dediğin anda diyorsa o, sen onun kutbusun. Ahiret meselesi var, tehlike daha yani imansız gitme ihtimali var. Ona gafsın. İkisini cem ettin. Cem ne demek? Onun dışındasın. Gafs ve kutbiyeti hariç de belli oluyor. Ferdiyet makamına mazhar olan ise gafs ve kutbiyet ayağına basıp direkt lahuti, Allah'lık hakikatını, vacib-ül vücut meselelerini, esma, sıfat meselelerini bir hocadan, alimden, şeyhten ders almaya ihtiyacı yok. Direkt oradan alır. Direkt Allah ona şey yapar. Mesela 25. sözü okuyarak direkt Kur'an'ı Kur'an'dan alır. Peygamber Aleyhisselam'ın la alakalı 19. sözdür, 31. sözdür. Direkt Resulullah'a Resulullah'tan. Hani diyor ya şu anlarda aradığımızı aradığımızdan sormalıyız. Öyle demiyor mu? Bu ne demek? Aradığımızı aradığımızdan sormalıyız diyor. Hem de abi mesela o mertebelerde hani asfiyalar için, peygamberler için Kur'an'da Allah için de böyle, herkes için böyle söylüyor yani. He. Herkese soruyor yani. Nasıl? Ha evet. Hem ama şurada bak. Farkı şu ferdiyet. Lütfen bakın. Ben adamın imanının kurtulmasına vesile olduğumsa ben onun kutbuyum. İmanı bile ahiret meselesi vardı veya imanı tehlikedeydi. Ben, onu mesela tam hastaneye gittin, sekeratta falan bir nurcunu, bir dostun. Ne endişe ediyorsun falan. Onun varlığıyla, şimdi şahs-ı maneviye gireceğim ondan sonra, siz anlattıktan sonra. Onun varlığıyla şeytan yanaşamıyor. Bu da nedir biliyor musunuz? Ona gafsiyettir. Ha bu harice bakıyor. Bunu kenara koy, basıyor. Ferdiyet ise harice bakan bir sıfat değil.
Yani birisine kutup olmak, gafsiyet olmak da değil. Bu ikisini cem eden kişinin direkt muhatap ilahi olması. İşte bu diyor onun cemaatinde 256 mı? En son İmam-ı Rabbani'nin mektubatında, Mektubat-ı Rabbaniye'nin en son veya en sonunda bir öncekisi. Mektubunda şöyle diyor. Direkt diyor şeyh olmadan, vasıta ve vesile olmadan kişi diyor Allah'tan direkt ilhamen ilim alır diyor. Bu ancak diyor Mehdi'nin cemaatinde olacak diyor, ahir zamanda diyor. Yani direkt kaynaktan alıyor. Bu zat fert makamıdır. Fert olabilmesi için vahid ve ahad sıfatlarını cem etmiş, yani kutbiyet ve gafsiyeti olanda olur. Peki abi, burada hususi bir soru soracağım. Bu şimdi mektubat sayfa 340 var ya abi. Mektubatınızı bir açabilir misiniz abi? Açayım abisi. 300. 340. Çünkü 340 diye şey var. 400. 3 tane şahsiyet var. Evet abi, yani 440 abi. 440. Mesela burada ahir zamanın en büyük fesadı zamanında en büyük müştehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek. Şimdi sormak istediğim şey abi. O zat da ehli beyti nebeviden olacak der. Ehli beyti nebeviden olacak diyor abi. Evet. Ne demek bu ehli beyti nebeviden olacak? Ehli beyti nebeviden olacak. Peki sen ne anlıyorsun? Benim soruyu bir şey anlayamam ama söyleyeyim, ortalık karıştı gibi yani. Yani cümle çok orijinal bir cümle yani de ben ifade edemiyorum yani. Bir şeyler geliyor kalbime ama. O zat ehli beyti nebeviden olacaktır. Yani çok enteresan bir ifade yani. Şimdi bak. Seçerek şey yapayım. Düşündüğün değil. Şey söylemek istemiyorum ama... Deme. Yani. Yanlış o. Esasata dokunur. Peki ne demek yani? Yani orada sarı ifade Resulullah'ın soyundan, sünnetinden yani. Evet. Yani ehli beyti nebevi. Yani nebevi beyt. Yani şöyle bir şey var. Çok ilginç. Peygamber aleyhissalatü vesselam hariç. Çünkü yani o Kastamonu'da okuduğumuz sıfatlar falan böyle... Hepsini anlatacağım. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam hariç. Ve son mücedid de hariç. Koy kenara. Peyniri keser gibi koy kenara. Her peygamber, peygamberimiz hariç bak. Peygamber hariç, son mücedid hariç. Koy kenara. Hem peygamberler hem mücedidler. Belirli zamana, belirli bir kavme, belirli bir mühite hitap ettiler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da ise bütün mühite, bütün zamana, bütün beldelere hükmetti. Ha, bu sıfatı cem etmiş. Yani buna bir ehli beyt de şöyle deniliyor. Nübüvvetteki nasıl ki Ali Beyt var ya. Ali Beyt peygamberlerin neslinden gelen. Ehli Beyt ise nübüvvet sıfatlarının gözüktüğü silsile. Yani Ali Beyt peygamber değil. Niçin mukaddestir? Onuru taşıyorlar. Ehli Beyt, Ali Beyt. Değil mi? Bizzat peygamber olur mu? Olmaz. Ha, onuru taşıdığı için Al denmiş. Beyt denmiş. Yani burada da Ehli Beyt-i Nebevi. Nebevilik sırrı, nebevi, asr-ı mücedditlerinde cem oluyor. Nasıl ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bütün peygamberlerin sıfatını cem etmiş ki bütün zamanlara hükmediyor. Bir daha söylüyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam mesela diğer peygamberler gibi belirli bir yere gelmesi gibi değil. Bütün peygamberlerin sıfatını cem ettiği için o sıfata sahip. Son mücedid olan Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur bütün mücedidlerin sıfatını cem etmiş. Dolayısıyla sanki bu bütün nebevi silsilesini zatında cem ettiği gibi bütün
velayet ve risaletteki o vazifedarlık makamını cem eden zat demektir. Nübüvveti temsil ediyor. Mesela diyelim ki peygamber, sen köyüne gittin. Peygamber aleyhisselam gitse ne yapardı? Senin köyüne gitseydi. Sen de onu yapmıyor musun? Şimdi peygamber aleyhisselam gelseydi bu asırda ne yapardı? Usta da onu yapıyor. Ama onu yaptığını yapmak o olmak değildir. Çünkü usul bırakmaz. Biz düşüncemizi ve tefekkürümüzü esasatı, taşları koyarak tak 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 tak. Yolda da öyle. Eğer yolda çizgiler olmasa var ya, beyaz çizgiler. Hiç gece hareket edemezsin. Onlar bize istikamet gösteriyor. Biz edile-i şeriyeyi, risanında değişmez şeyleri, esasları alacağız. O zaman böyle tabirleri gördüğümüz zaman esasatın merkezine göre tevil edeceğiz, konuşacağız. Tamam. Çünkü eğer zahiri şeylere bakarsak, bazıları müteşabihtir ayette. Kur'an'da da, Risale-i Nur'da da öyledir. O esasatı kaçırdığın anda inemezsin daha. Uçak kalktı, bir daha inemez. Mesela çıkış çok kolaydır. Böyle bu şeylerle varmak var ya, ben sana bir şey özel anlatıyorum. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden de geçiyor. Yani velayete çıkmak çok kolay Murat. Çok kolay. Ama inmek çok zor. İnebilirse o şey oluyor. Terbiyeci oluyor. Yani makbuldur. Hadidir. Muhittin Arabi için diyor. Tamam. Makbuldur. İslamiyet'in karamanıdır. Mucizesidir hatta İslamiyet'in. Ama mürşit değildir. Mürşit olamıyor. Niye? İnemedi, gelemedi. Ha, gelebilmesi için gelirse terbiyeci oluyor. Biz ne yapacağız? Çıkacağız. Bunları düşünmeyeceğiz ama düşüncede yöntemlerimiz olacak, malzemelerimiz olacak. Buna da dokunmayacaksın, buna da, buna da, buna da, buna da. O zaman düşüncede istikamet olur. Yoksa yanlış yaparız ve yanlışa sebebiyet veririz. Onun da öne alınmaz. Esasata çarpmayacak. Peki nedir? Mahkemede diyor ki nakille akıl çatışırsa nakli tevil ederiz diyor. Ama bunu tevil edecek akıl olmalı. Yani akıl olmalı demek, bu aklı yapana bu aklı bağlamak. Vahiy. Yani bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu aklı yapan aklı kül kimse, bu aklı ona bağlamak akıl olmalı bu. Ha, o zaman nakil ile akli şeyler çatışırsa aklı esas alırız. Yani o gözüken o şeyler var ya, net ölçüler. Akıl demek o. Yani muayyen belli hudutlarımız, o hudut taşlarımız var ya, onları esas alırız. Diğer o nakilleri onun etrafında tevil ederiz. Ama akıl olmalı. Ne demek? Yani bu aklı yapana bu aklı bağlan, vahiye bağlayacağız. Burada o zat da şeyde demiyor, ehli beyt-i nebeviden olacak. Öteki tarafı söylemedi, Risale tarafı söylemedi. Çünkü niye? O taşıdığı sıfatlar onda cem olması lazım. Peygamberimiz Aleyhisselam nasıl ki bütün peygamberin özelini cem etmiş, son müceddit de bütün isim cem ettiği için, adeta onların da nurunu cem ettiği için ehli beyttir diye veya başka bir şekilde tevil edilir ama esasatı dokunmamak şart değil. Esasatı dokundun mu hiçbir mana ifade etmez. O zaman bununla batıl kastedilen hak bir söz olur. Buradaki vasıflar, bir de İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin öyle demesi ya abi. Yani çok direkt Kur'an'dan alacak. Allah Allah'ını. Mesela hadis-i şerif var. Ey ashabım, İlim yapmadan ilim isteğiniz yok mu? Nasıl olacak? Takvanızı artırın diyor. Takva ne demek biliyor musun? Terklerdir. Bir şey yapmak değil. Terklerle peki ilim nasıl olur? İlham yağıyor bu sefer sana. Yani aynı sıfat var. Yani diyor, her şey aynı ahmedede görülür, gösterilir diyor. Evet. Hakem bazında. Yani dolayısıyla peygamberimizin bir şeyi var yani. Nuru. O hakikat bizde de var. Mesela şöyle diyelim.
Şualar 218'de diyor ki hakikati Muhammediye ciddiyle her bir insan, hayat sahibi olan her bir insan kainatın çekirdeği aslisi. Onda bende, diyeceğiz ki sende bende, o Nur-u Muhammedi'nin bir cilvesi temessülatı var. Ama ben oyum diyemez. Dediğim haddini aşar. Değil mi? Hakikati Muhammediye ciddiyle kainatın çekirdeği aslisidir. Sahip bütün bütün toprak olmalı. Çünkü Risale-i Nur tefsirdir. Peygamberlere tefsir verilmez. Usul bakımından peygamberlere ayet verilir. Müciditlere hiç kimseye ayet verilmez. Ayet olmaz. Ayette müktebes ilhamdır. Sunuatı, tuluatı, rumuzatı vesaire denilir. Şey olamaz. Ötekisi olamaz. Tamam olsun. Evet devam edelim. Yani burada ayırt edeceğimiz arkadaşlar kutup, nokta istinat olmak insanlara, Müslümanlara gafsiyet sıfatımız, nokta istimdat olmak, bu nokta istinat ve nokta istimdatta inkişaf eden kişi harice bakmadan muhatab-ı ilahi, muhatab-ı Kur'an'ı, muhatab-ı peygamberi olmak. Mazhar bu demek. Fert ferdi. Abi çok özür dilerim, çok özür dilerim. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Yani şöyle anlayabilir miyiz? Mesela kutbiyet, mesela ben burada üşüdüm. Bana getirip hırkayı giydiren. Tamam. Üşümemi engelliyor. Ama gafsım benim. Ben üşüdüğüm zaman aşağıda kombiyi yakan kişi olabilir mi? Bütün burada binayı ısıtıp zaten herhangi bir şey giymeme gerek bırakmıyor. Zaten üşümemi engelliyor. Tamam, yani bu mevzuyu anladı. İşte genişlet de genişlet bunu. Evet. Mesela ben öyle bir insan gördüm ki İstinye'de, onu uygulayayım. Beşiktaş'ta okuyor, makine mühendisliğinde okuyorlar. Böyle bir yer. Kendilerine ait talebeler. O herkesi de çağırmış ama çok solcu var içinde. Bir tanesi dedi ki, anlattığınıza göre hocam dedi, galiba Allah var dedi. Bana dedi yani, galiba Allah var dedi. Ben de dedim ki, he bana da öyle geliyor, galiba var gibi geliyor. Tamam. Şimdi ona şey söyledi, sarsıldı ve iman etti. Dedim ki, cümleyi ona demiştim Tao tarihte. Dedim ki, kainatın kaynağı nedir dedim, tesadüftür dedi. Aynı böyle. Kainatın kaynağı tesadüftür. Kainatın kaynağı tesadüf diyor, tesadüfün içine kainatı dolduruyor. Tesadüfün içerisini kainatla dolduruyor. Madem kainatın kaynağı tesadüftür, o zaman tesadüfün içi kainat var desene dedim. Tesadüfün içi boş değil. Adam korkunç sarsıldı. Mesela de ne oldu ben ona? Nokta istinat oldum falan derken bir iki hafta sonra bir daha gittik. Baktım ki adam bizimle safta namaz kılıyor. Ve namaz, Müslüman oldu. Ha, namaz kıldı. Namaz kılıyor şimdi, biliyorum ya şu anda. Ha, şimdi mesela ben hocalardan biliyorum. Mesleğim biraz olduğu için onlarla oturuyoruz ya. Yurt dışında beraber uçuyoruz. Beraber şey yapıyoruz, program yapıyoruz. Kutlu doğum haftalarını beraber yapıyoruz. Bayram konuşmalarını bilmiyorum. O benim camime geliyor, ben onun camisine vesaire. Ben inanın bana, ne olur itimat edin. Öyle iman biliyorum ki, hocam ya. Ya bırak. Ya bana bu ahireti bir ispat etsene ya. İnan ya. Hocam ya ben takliden iman ediyorum. Kafama yatmıyor dedi. Sadece bir dedik şey değil aslında. Hiç değil. Eğer hakikaten umumi bir yolsa niye şaşırıyorsunuz? Siz beslenmişsiniz. Umumi bir yol olsaydı bilinen ve sahiplenilen hemen ulaşılan bir mevzu olsaydı Risale-i Nur'da bu ders olmazdı. 10. söz yazılmazdı. Çünkü Risale-i Nur ehli imanın imanını tahsis edip kurtarıyor. En uzun risale. Evet yani çünkü diyor değil o hoca diyor ki bütün ehli ne diyor? Haşir bir nakildir. Bunda akıl yol bulamaz diyor. Bütün ehli ulema-i İslam. Ulema-i İslam. Bütünüm ha istisna yok. Bütün ulema-i İslam haşir bir nakildir. Akıl buna yol bulup gidemez dediği şeyde aklen çocuklara da ispat etmiş. Adam normal. Ha ona oturdum. Yani 10. söz okuduk. Yaklaşık bir hafta sürdü. Her gün arabasıyla geldi. Benimle cami ile onun arasında o 26 mı 37 kilometre ne vardı? Ondan sonra geliyordu.
ve şaşıracaksınız. Normal bir cami imamı değil yani. Ondan sonra 10. söz not alarak ve her gün şeyi değişiyordu. Siması değişiyordu. Artık onun bütün vaazları şimdi duyuyorum hep haşırla yapıyor. Ha. Ne yapmış oldun? Benim o bir sıfatım, Risale'nin bana giydirdiği bir sıfat. Gafsiye. Nokta-i istimdat. Ahirete iman. Kutbiyet nokta-i istinat. Allah'a iman. İnkişaf ettirdim. Bu konuda inkişaf edersiniz. Bak ayağım aşağıda. Gafsiyet kutbiyet. Gafsiyet kutbiyet. Ha. Bunun, buna sahip olan kişinin direkt muhatap ilahi olması. Bu da ferdiyet. Ferdi ferit. Bu saklanması, gizlenmesi, fahş edilmesi müsaade edilmeyen bir sırdı. Çünkü bu nübüvvetin ve risaletin sıfatıdır. Ondan önce yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bu olmamış yani. Olmamış. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan önce ikisi cem edilmemiş. Mesela peygamberlik iki tane ya. Risalet ve nübüvvet. İşte kutbiyet bir tarafa bakıyor. Gafsiyet bir tarafa bakıyor. O zaman aslında bu kadar mühim bir mesele Üstad Hazretleri, mühim bir hakikate ifşa etmesi, fahş etmesi. Demek ki bundan daha ehemmiyetli olan dört tane yukarıdaki düsturdur. Dört düstura binaya fahş ediyor ya. Yani evet, yani fakat fahş edilici aşağıda, yukarıda değil. O yukarıdaki umumu şey yaptıktan sonra bu şöyle ki dediği şeydir, önceki değil. Önceki irtibatı değil mi abi? Önceki başka bir mevzudur. Çünkü diyor ki fahş etmek, mesela diyor ki bak son o fahşten üstünde bak. İtidali dem ve sarsılmamak ve adavete girmemek bize yukarıda anlattı. Ve mağarız taifenin de rüyasını çürütmemek gerektir. Biraz önce benim yaptığım yanlış gibi mesela. Dedi ki işte ustada isim verdi. O benim yanlışım. Ama söyledim zaten. Ustad yapmadı ben yapıyorum dedim. Değil mi? Hatırladınız mı? Ha, ustad bana diyor ki sarsılma. Tamam sen böyle gene yap. Senin ustadına risaline hücum edecekler. Sen sarsılma. Adavete girme. İtidal edem süt gibi kabarma. Tevhüre gelme. Sen benim ustadıma ve risaline çürüttün ha. Ben de senin reisine hücum ediyorum deme. Niye biliyor musun diyor. Sen böyle yapacaksın. Bak diyor ben sana bir özel anlatayım. Sen kimsin bak. Sana ne sıfat kim? Ondan sonra bu mevzuyu giriyor. Yani dört tane düsturun ehemmiyetine daha da kuvvet vermek değil mi? Evet kuvvet veriyor ama fahş etme. Yukarıdaki düstura benzer düsturlar var külliyatta. O afaki de abi. Yukarıdaki evet. Düstur. Düstur. Yani şeydir. Bu nur cemaatindeki hasların bir nur talebesinin ehli hizmetin diğer ehli İslam'a ve diğer hizmet eden insanlara nasıl bakacak? Dört tane kayda var. Böyle bakın. Kulüvallâhed, Allahu semed, lem yelid ve lem yulet ve lem ikfirne küfenehed. Bu kaç tane düstur? Dört. İhlas Risalesi'nde kaç tane düsturumuz var? Dört. İhlas suresi kaç ayettir? Dört ayettir. Kulüvallâhed, birinci düstura bakar, birinci düstur burada var. Çünkü bu düsturdan çıkıyor ya bu gizli şey. Ha, bu hayır, oradan çıkıyor değil. Bunu yapacak kişiye... Diyor ki bunları sen böyle davran. Yani ben sana teselli için söylemiyorum. Çünkü diyor sen onlarla uğraşacak zamanın yok. Sen ciddi bir iş yapıyorsun. Bak diyor meşgul olduğumuz şu hizmet ettiğimiz daire var ya Risale-i Nur dairesi. Hem gafsiyet var hem kutbiyet var hem ferdiyet var diyor. Sen diyor Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini temsil eden ha şakirsin ya. Sende bu sıfatlar var. Bu sıfatlara sahip olan bunlara düşmez. Evet, düşmemesi lazım. Hani çok da şey oluyor. Mesela doğru dahi desem ben söylüyorum kendime. Doğru dahi desem Risale-i Nur'a hücum edenlere ben bazen böyle tevhürle hücum ediyorum ya. Dediğim doğru, üslubum yanlış olduğu için ben bile beğenmiyorum. Hani kızıyorum yani. Kızmamam lazım. Çünkü bana diyor ki burada, bak diyor fahş etmek, fahş etmek hatırıma gelmeyen bir sırrı fahş edeceğim. Çünkü sizin dairenizde, hizmet ettiğiniz dairede kutbiyet var, gafsiyet var, ferdiyet var. Ama şunla konuşacaksın, bunu da ketletmeyin hakikati. Konuşurken nakili esas al, dendiği kadar söyle, ondan sonrakileri deme.
umumu hukuksa söyle. Umumu hukuk değilse yutmaya çalış. Çünkü mütekellim vakti olsa konuşan kişi kendi adına ise musamahası amali salih'tir. Eğer konuşan kişi hizmet adına konuşuyorsa hizmeti koruma sıfatıyla ise susamaz. Mütekellim mal gayrı olursa, yani cemaat adına bir temsilci ise, o kürsüye onun için çıkmışsa, fedakarlığı yani affetmesi, söylememesi cinayettir, hıyanettir. Söyleyecek orada. Burada direkt, mesela bak bir daha söylüyorum ve kapatıyoruz konuyu. 25. sözü okurken aynı bunun gibi. Ben buna bakıyorum, bak dikkat edin. Bununla oraya bakmak için. 25. sözü okurken Risale-i Nur'un bir gözlüğüyle bakıyoruz ki Kur'an ne diyor? Bediüzzaman ne diyor diye bakarsan manayı ismiye battı. Mesela 31. söz Resulullah'ın miracı. Ustad ne diyor diye vallahi hatırıma gelmiyor. 25. sözü Kur'an mebahaslarını ayetten okurken Kur'an bize ne diyor? Beni hiç hatırıma gelmiyor. 19. mektupta Mucizat-ı Ahmediye'yi, Peygamber Hazretesi'nin mucizelerini anlatırken ben hep şöyle okuyorum. Parmağımda su akıyor, ben orayı şey yapmıyorum, sahabeye imanı parmağıma getiriyorum, benim suyum aksa ne olur? Böyle koyuyorum, böyle düşünüyorum. Hiç ustatat değil, Resulullah bile hatırıma gelmiyor. Resulullah da hatırıma gelmiyor benim. Şöyle yapıyorum bak, parmağından su aktığı çeşme gibi orada içirdi bir falan. Ben de durdum, ulan dedim, o odamdayım ya, insan da çekiniyor biraz. Ulan dedim hakikaten su aksa şimdi. Ben ne yapardım ya? Ondan sonra diyorum ki buyurun için. Bitti mi? Ya Rab kes, kesiliyor. Allah'a söylüyorum akıyor, Allah'a söylüyorum kesiliyor. Ulan benim imanım ne olur? Sahabenin imanı bırak ya, onu bırak, o ikinci deri. Bunun peygamberin imanı ne oldu şimdi? Nasıl bir iman olur bu? Vurur mu bir yer ya? Bu olmaz ki yani, imanını ben düşünemiyorum, hayal edemiyorum. Yani diyorum ki ya Rab, şöyle de diyorum. Olmayan bir meziyeti varmış gibi yalandan takılıyorsam, yalandan yani keşif, keramet, uçuyor, kaçıyor, meziyeti var, özelliği var. Yok ya, öyle bir şey yok. Yalandan yapmacık var gibi gösteren ben, bir de parmağımdan su aksa ne olurdu ben? Ulan imanım artması değil, ya firavun olurdum belki de. Kutsiyet ölürdüm lan kendime. Ödeyim. Kutsiyeti, onu gören de sihire vermediler. Herkesin imanı atmadı ki. Ulan iki kelime diyoruz külliyattan. Adamım diyor. Ulan sen ben kimiz ki? Peki. Şimdi toparlayayım, bitirelim abi. Tamam, toparla. Bu derste biz neyi işledik? Faş etmek hatırına gelmeyen bir sır faş edildi. İnsanın şahsı manevisi vardı bir de. O şahsı maneviyi temsil eden haç şakitlerin şahsı manevisi vardı. Bunların ne olduğunu söyledik. Atıflar yaptık. Sözler 756. İşte emir daha lemalar 23. Bu noktayı nazarlı şey yaptık. Bu haç şakitlerin şahsı manevisi Ferit ismine masal olduğunu söyledik. Ferit makamına masal olduğunu söyledik. Sonra gafsiyeti, kutbiyetin ne olduğunu söyledik. İşte gafsiyet nokta istinadı. Kutbiyet ise nokta istinadı. Ferdiyet ise bu ikisini cem ediyordu. Dersimizin başlıkları bunlardı. Şimdi şu cümleyi okuyayım, bitiriyorum. Ondan sonra ben şahs-ı maneviye notum var. 4 satır, onu okuyacağım, keseceğim. Bu gizlenmeye layık olan bu sırrı azime binaen, Mekke-i Mükerreme'de dahi farz-ı muhal olarak Risale-i Nur'un aleyhinde bir itiraz Kutb-ı Azam'dan dahi gelse, Risale-i Nur şakirtleri sarsılmayıp, o mübarek Kutb-ı Azam'ın itirazına iltifat ve selam suretinde telakki edip teveccühünü de kazanmak için medar-ı itiraz noktaları o büyük üstadlarına karşı izah etmek, ellerini öpmektir. Evet. Bittim. Şimdi şahs-ı manevi realitedir. Vücudu haricisi vardır. Risale-i Nur'un has talebelerinin şahs-ı manevisini anlatıyorum. Vücudu haricisi var, bir inanç değil, bir anlayış değil, bir şey değil. Bu çiçek nasıl ki mahluk, ben size nasıl mahluksam, şahs-ı manevi mahluktur, akıllıdır, ruhludur, şuurludur. Şöyle aktif ediyor sizi.
Örnek vereceğim 3-4 tane. Uyduya benzer şahsi manevi. Navigasyonların kişilerin elindeki navigasyonların isteklerine bir anda nihayetsiz kişileri farklı farklı ve birbirinden zıt isteklerini şaşırmadan cevap veren yönlendirmesi gibi. Yani şahs-ı manevi şu kafadan kafa var ya dima 7 mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Risale-i Nur hazmeden bir kafa. Buradan çıkan enerji akılsız olamaz. Risale-i Nur'u hazmeden imanı yaşayan bir insanın dışarıya verdiği koku hayatsız, ruhsuz olamaz. Dimadan çıkanları koyun tencereye. Kalpte çıkanları da koyun tencereye. Karıştırın. Hem akıllıdır hem ruhludur. Bu benim. Seninkini de getir. Onunkisini de getir. Getir. Topla. Karıştır. Risale-i Has Şakirt'in şahsı manevisi böyle bir realitedir. Mahluktur. Vücudu haricisi var. Kişileri şöyle yönlendirir. Başka bir örnek de vereceğim. Nâli Vasık'ın gibi. Akla bir meyil verir. Fikir verir. Kalbe meyil verir. Sen de atırma geldi abi. Gitmem lazım, yapmam lazım. Oysa akla fikir, kalbe meyil veren şahs-ı manevi tık düğmene bastı, aktif etti. O sevk ediyor. Şahs-ı manevi tokatlıyor. Şahs-ı manevi dairenin dışına atıyor, dairenin içine atıyor. İlham ediyor. Demek ki akla fikir veren kalbime doğdu abi bugün gelesim. Bugün kalkıp geleyim bunu şöyle yapayım. O. İkinci bir örnek. Veya elektrik gibi bir tek hakikat iken elektrik şaşırmadan, zorlanmadan nihayetsiz işleri bir iş gibi yapması. Fabrikaya giriyor. 1000 tane cihaz olsa hepsi farklı farklı özelliğe. Birisi kaynak, birisi yapıştırma, birisi boya vesaire. Elektrik tek bir hakikat. Hepsini farklı farklı çalıştırmıyor mu? Zahirde cahil adam makinenin çalıştığını zanneder. Oysa onu çalıştıran elektriktir. Şahsi manevi ise makineler kişilerdir. Onların enerjisidir şahsi manevi. 3. Veya çekirdek veya güneş gibi farklı zamanlı olanları da aynı zamanın hakikatiymiş gibi aktif etmesi müsüllü. Yani mesela çekirdek tektir ama yaprak da oradan aktif ediyor. Koku, çiçek, dal, budak, kacim, kütle vesaire. Çekirdekteki o nuranilik, evamiri tekviniye, yani 4 özellik, nizam, intizam, malumiyet yok. İhtiyaç, iştiyak, malumiyet, evamiri tekviniye miydi? İncizam. Meyil, incizam, iştiyak, evamiri tekviniye. Doğru mu? 4 tane. İhtiyaç, iştiyak. İhtiyaç var mıydı? Yok. Var mı? Üç iyi bilmeye olması lazım. İyim olacaktı. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Dördünü tazamun ediyor bu. Çekirdek şahsı manevidir. Bunlar ferttir. Kimisi yaprağız, kimisi çiçeğiz, kimisi meyveyiz. Güneş şahsı manevidir. Ot, çiçek, armut, şeftali, kelebek, koyun, sığır, otlarını büyütüyor, tüyünü bir şey yapıyor. Güneş nasıl böyle bunları büyütüyorsa şahsı manevi de bize böyle besliyor. Örnek. Veya ruhun cesede farklı farklı işleri bir iş gibi şaşırmadan yapması gibi. Onun için şahs-ı manevi canlıdır, ruhludur. Çünkü has şakirtlerinden çıkan diyor ustad, has şakirtlerinden çıkan maneviyatın bütünlüğüdür. Yani örnek veriyorum bir daha lütfen. Benim aklımdan çıkan dalga akılsız olamaz. Elsinetikum ve elvanikum. Sesler ve simalar kişiyi tanımlar. Affedersiniz büyük ve küçük idrar, abdest senin batınını dışarıya taşır. Doktor da der ki sen hastasın değilsin. Senin pisliğin seni dışarıya taşırsa senin sesin ve siman da seni böyle taşır. Aynen bunun gibi bendeki pislik, bendeki ses, sima batını dışarıya taşıyorsa dimağımdakiler 7 mertebe kalbim ve ruhumdakiler çıktı. Yani
yayılmıyorum, harcıyorum da bunlar yani. Realitedir. Benimkini koy tencereye. Seninkini de koy tencereye. Onunkini de koy, karıştır. Şahs-ı manevi nedir? Akılların bütünlüğü, kalplerin bütünlüğü, ruhların bütünlüğü, eylemlerin bütünlüğü. Şahs-ı manevi böyle bir şahs-ı manevidir. Canlıdır, ruhludur, mahluktur, akıllıdır. Kime ne yapacağını bilir. Size fikir verir, kalbinize meyil verir, vücudunuza da bir enerji aktif eder. Çalışırsınız ama niçin çalıştığını bilmezsin. Çünkü uydu seni aktif ediyor. Telefonu, uydu, adres seni besliyor. Sağa dön, 200 metre sonra sağa döneceksin. İleri git, şöyle yap, böyle yap. O uydudan misal şahs-ı manevi, telefonlu her bir insan nur talebesidir. Burada gözüken ses, şekil, yönlendirme de içimizden doğan doğmatıklar. Yani meyiller, fikirler, arzular, müspet şeyler. Ya bu nereden çıktı ya, ben böyle bir şeyim yoktu. Allah Allah, hatırıma geldi, ilham geldi. Bunu şahs-ı manevi yapıyor. Şahs-ı manevi böyle mahluktur ve ruhludur. Tokat da atıyor mu abi? Şefkat tokatını atan? O da atıyor. Atıyor, hiç haberin olmadan dışarıya atıyor adamı. Peki. Abi, sevki ilahiyede Rabbi Rahim'imiz mi sevk ediyor, şahs-ı manevi mi sevk? Allah sana hidayeti verirken beni nasıl kullanıyorsa, Allah bir insana sevk edeceği zaman şahs-ı manevi üzerinde icraat yapıyor. Bir daha söylüyorum. Mustafa'ya Allah hidayet verecek. Tevhid. Geldi sohbete, birisi tuttu. Bunu Allah direkt de verir. Allah direkt hidayet verir. Kur'an göndermiş, peygamber göndermiş vesile. Ondan sonra gidiyor Mustafa'ya, ben anlatıyorum. Allah ona hidayet veriyor. Benim vasıtamla. Bu nasıl oluyorsa insanlardaki sevki ilahi de şahs-ı manevi üzerinde cereyan ediyor. Buna hidayet benim üzerimde cereyan ettiği gibi nurculuğun faaliyeti, nurcuların, has şakirtlerinin faaliyeti de şahs-ı manevi üzerinde cereyan ediyor. Direkt yok. O onaylamadan diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri, velilik yoktur diyor. Mehdi diyor, ahir zamandaki Mehdi ve şahsiyet-i manevisi onaylamadan velilik verilmeyecektir diyor. Velilik yoktur. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha.